Ben Sevgi Özdemir Kart, Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Bugün bölüm 4, iki boyutta hareketi ben anlatacağım. Bölüm içeriğimiz 6 alt konudan oluşmaktan. İlk önce ne yapacağız? Yer değiştirme, hız ve ivme vektörlerini tanımlayacağım. Sabit ivmeli iki boyutlu hareketten bahsedeceğim. Sonra eğik, sabit ivmeli iki boyutlu hareketi, örnek olarak eğik atış hareketi ve düzgün dairesel hareketi tanımlayacağım, örneklendireceğim. Daha sonra tensel ve radyal ivme tanımını verdikten sonra en son bağıl hız ve bağıl ivme kavramlarını vereceğim. İlk kısımda yer değiştirme, hız ve ivme vektörlerini tanımlamak istediğimizde İlk önce konum vektörünü tanımlamamız gerekiyor. Bunun için parçacığımızı xy eksenine, bugün iki boyutlu hareketi tanımlayacağım için sadece iki boyuttaki koordinat sistemini yerleştirdim ve P noktasına parçacığımızı yerleştirdik. Konum vektörü demek bu parçacığın bulunduğu noktaya orijinden çizilen bir vektördür. Ve bunun bildiğimize göre de bu vektörün x yönünde bileşeni ve y yönünde bileşenleri vardır. Bu konum vektörüne örnek olarak mesela kartezyen koordinat sisteminde konumu 3 metre, eksi 2 metre ve 0 metre olan bir parçacığın konum vektörü ne olacaktır dediğimizde, evet, x ekseninden 3, y ekseninden eksi 2'yi birleştirdiğimizde merkezden, yani orijinden o noktaya çizilen vektör bizim bu parçacığın konum vektörünü vermektedir. Şimdi yer değiştirme vektörü, artık yer değiştirme tanımını biliyoruz. Daha önceki ikinci bölümünde hocamız izah etmişti. Ben de bunun üzerine iki boyutta yer değiştirme vektörünü izah edeceğim. Yani bir parçacığın yer değiştirmesi onun konum vektörlerindeki değişimidir. Örneğin şu xy ekseninde parçacığımız ti anında A noktasında bulunsun. Ts sonunda da B noktasında bulunsun. Ve konumları da sırasıyla ri ve r son olsun. Burada yer değiştirme vektörümüz nedir? Rs eksi ri vektörüdür. Artık burada vektörlerle uğraşacağız. Yani diyoruz ki Rs noktasına geldiğinde, yani delta t zaman sonra Rs noktasına geldiğinde bu parçacık ne kadar yer değiştirmiştir vektör olarak onu göstermektedir. Örnek olarak mesela konum vektörü ri olan bir parçacık başlangıçta, sonra delta t zaman sonra Rs konumuna gelmekte. İki vektörün vektör olarak çıkarılması, yani Rs eksi Ri vektör olarak çıkardığımızda delta R'yi buluruz. Yani tek tek ne yapacağız? Bunların bileşenlerindeki yer değiştirmeye bakacağız. Yani x eksenindeki yer değiştirmemiz 2 eksi 3i, y eksenindeki yer değiştirmemiz 2 eksi eksi 2 olacağı için bu örnek için delta r vektörümüz göründüğü gibi olacak. Şimdi hız vektörünü tanımlayalım. Hız neydi? Birim zamanda, cismin birim zamanda yer değiştirme vektörüdür. Burada bunu da yine daha önceki bölümde olduğu gibi iki türlü inceleyeceğiz. Bir ortalama hız vektörü nedir? Bir de anlık hız vektörü nedir? Ortalama hız vektörü demek bir parçacığın delta t zaman aralığı süresince ve ortalama hızı delta r yer değiştirmenin bu zaman aralığına bölümüdür. Yani delta r'yi geçen süreye ne yapacağız vektör olarak? Böleceğiz. Burada delta t'miz skaler bir değer olduğu için sadece ne yapacaktır? Yer değiştirmenin şiddetini, yani büyüklüğünü değiştirecektir. Ama asla yönünü değiştirmeyecektir. O açıdan V ortalamanın yönü yer değiştirme vektörünün yönüyle eşdeğerde olacaktır. Aynı yönde olacaktır. Ani hız vektörü ise herhangi bir T anında
parçacığın hızı anlamına geliyor. Matematiksel olarak baktığımızda ise ortalama hız vektörünün delta t'nin sıfıra gittiği limit değeridir. Bu da biliyoruz ki konum vektörünün zamana göre birinci dereceden türevidir. Bu da yine hem i hem j yönünde bileşenleri vardır v vektörümüzün, hız vektörümüzün. Sürat ise ani hız vektörünün büyüklüğüdür. Artık burada ne yapacağız? Bileşenlerin karesini alıp toplayıp karekökünü alacağız süreti hesaplarken. Şimdi peki ani hız vektörümüzün yönü nedir dediğimizde tabii ki ortalama hız vektörüyle eşdeğerde değildir, yönüyle eşdeğerde değildir. Bunun yönünü tanımlayabilmek için rs vektörümüzü ri vektörümüze yaklaştırdığımızda, yani delta t'mizi sıfıra doğru yaklaştırdığımızda ri'ye, yani ri'ye yaklaşmış oluyoruz. Yani herhangi bir t anında bu parçacığın konum vektörü r ise hızımız ne olacaktır? Bu konum vektörüne dik olacaktır. O halde izlediği yörüngeye bir teğet çizeriz ve bu teğet çizdiğimizde teğetin yönü bize hız vektörünün yönünü gösterecektir. Burada da belirttiğim gibi bir parçacığın anlık hızının yönü daima parçacığın bulunduğu konumdan geçen bu parçacığın yörüngesine t'tir. Şimdi ivme vektörümüz ise hız vektörünün bilim zamandaki değişimi idi. Bunu biliyoruz. Yine ortalama ivme vektörü ise bu kez ne olacaktır? Delta V'deki, yani hızdaki değişim bölü geçen süredir. Burada da yine delta t'miz skaler bir değer olduğu için v'mizin delta v'mizin yönü ne olacaktır? Ortalama ivmenin yönü olacaktır. Burada gördüğünüz üzere bakın ti anda v hızı olsun, t son anında v son olsun, bunların başlangıçlarını bir araya getirdiğimizde ne olacaktır? V'den Vs'ye ulaşabilmek için delta V kadar bir değişime uğraşması lazım. Bu da gördüğünüz üzere A ortalamayla, yani nedir? Ortalama ivmenin yönüyle V'nin yönü, delta V'nin yönü aynıdır. Ani ivme vektörü ise herhangi bir T anında parçacığın ivme vektörüdür. Burada yine ne yapacağız? Ortalama hızın delta t zaman limitindeki değerine baktığımızda, diğer bir deyişle hızın zamana göre türevi bize ivme vektörümüzü verecektir. Ve gördüğünüz üzere iki boyutta hareket eden bir sistemin ivme vektörünün iki bileşeni vardır. Ax ve Ay şeklinde. Ve biliyoruz ki ivme vektörü konum vektörünün ikinci türevi. İme vektörünün yönünü nasıl tanımak istersek, bu herhangi bir yönde olabilir. İzlenen yörüngeyle herhangi bir ilişkisi yoktur. Şimdi iki boyutta en basit olarak iki boyutta harekete, sabit iğmeli harekete bakacağız. Yani basit bir olayı tanımlayacağız. Burada iğmemiz iki yönde fakat sabit, mutlaka sabit olacak. Biz daha önce bir boyutlu harekette hız tanımımızı ve konum tanımımızı bu şekilde tanımlamıştık. İki boyutlu harekette de aslında bundan pek bir farkı yok. İki boyutlu hareketi şu şekilde tanımlayabiliriz. İki bağımsız bir boyutlu harekete eş değer bir harekettir. Yani şimdi iki boyutlu harekette hız vektörümüzü tanımladığımızda ne olacaktır? Bir x doğrultusunda hareket, bir de y doğrultusundaki hareketi tanımlayacağız. X doğrultusundaki hareketi tanımladığımızda hızımızın ilk hızı artı ivmenin etkisi, y doğrultusunda ise y bileşenin hızını bulmaya çalışacağız. Y bileşenin hızı ise ilk hızın y bileşenin etkisi artı o yönde ivmenin etkisine toplamı bize y doğrultusundaki hız bileşenini vermekte. Konum bileşenlerini tanımladığımızda ise yani bu hızın zamana göre integrali bize neyi veriyordu? Konumu veriyordu. X yönündeki konumu
t zaman sonraki konumu, tabii ki ilk t eşittir 0 anındaki konumu artı başlangıç andaki hızı etkisi artı yine ivmenin etkisi şeklinde bunları topladığımızda konum vektörünün x bileşenini, burada ise y bileşenini görüyorsunuz. Ve bunları vektör olarak birim vektörler cinsinden tanımladığımızda ilgili bileşenleri burada yerine koyarsak konum ve hız vektörlerini ne yapmış oluruz? Tanımlamış oluruz. Şimdi bu olayı basit bir örnekle, yani ilk örneğimizle işi pekiştirelim. Örnek 4.1'de bir cisim ilk hız bileşenlerimiz, bakın ilk hız bileşenlerimiz, yani hızın x bileşeni 20 metre bölü saniye, yani t0 anında hızımız 20 metre bölü saniye. Y yönündeki bileşeni ise eksi 15 metre bölü saniyeymiş. T0 anında orijinden harekete başlıyor. O zaman ilk konumlarımız da ne olacaktır? 0 olacaktır pozisyon olarak. X-Y düzleminde hareket eden cismin ivme bileşenleri de X yönünde 4 sabit bir 4 metre bölü saniye karelik bir ivmesi varken Y yönünde ise herhangi bir ivmesi yokmuş. Sorumuz cismin herhangi bir andaki hızını soruyor. Evet, herhangi bir andaki hızını soruyorsa ilgili x yönündeki ve y yönündeki hız vektörlerinin bileşenlerini, formüllerini yerine koydum. Burada verilenleri de yerine yerleştirirsek, yani hızın ilk bileşeni 20 ve ivmenin de ilk bileşeni nedir? 4 olduğu için sabit ivmeli bir hareket var burada. Sabit ivmeli bir hareketten x yönündeki hız bileşenini tanımladım. İkincisinde ise y'de ise ivmemiz 0 olduğu için sabit hızlı bir hareket var ve her t anında hızımızın y bileşeni hep sabit ve bunları vektör olarak tanımladığımızda, vektör olarak yerine bileşenlerini koyup birim vektörler cinsinden tanımladığımızda da nedir? Herhangi bir t anındaki hız vektörümü bu şekilde tanımlamış oluyorum. Şimdi B şıkkında ise bize sorulan herhangi bir t anındaki cismin son hız vektörünü bulunuz. Zaten t'nin fonksiyonu şeklinde hız vektörümüzü tanımlamıştık. T gördüğümüz yere değerini yerleştirdiğimizde evet 40i eksi 15r metre bölü saniye olarak buluyoruz. Yönünü ise x ekseniyle yaptığı açı nedir? Tabii ki nedir? O x ekseniyle yaptığı açının tanjant değerini buluruz. Sonra da direkt teta'ya ulaşmak için de bu değerin eksi değerini alırız. Ve değerimiz eksi 21 derece şeklinde çıkmaktadır. Bu eksinin anlamı x ekseniyle x ekseninin altında olduğunu gösterir. Eksinin anlamı yani saat yönünde parçacığın ilerlediğini gösterir. Saat yönünde bir açı olduğunu gösterir. Son hızın büyüklüğü ise artık biz x ve y bileşenlerinin karelerini alıp toplayıp karekökü yine büyüklüğünü verecektir. C şıkkında ise herhangi bir andaki yer değiştirme vektörümüz. O zaman yine t0 anında bunlar nedir? T0 anında konum vektörümüz orijinde bulunmaktadır, başlangıç anında. O zaman yer değiştirme vektörümüz direkt herhangi bir t zaman sonraki konum vektörüne eşit olacaktır. Buradan bileşenlerle ilgili verilenleri yerine koyduğumuzda evet neyi bulmuş oluyoruz? Yer değiştirme vektörümüzü gördüğünüz üzere t'nin bir fonksiyonu şeklinde görmekteyiz. Şimdi iki boyutlu harekete örnek olarak üçüncü bölümümüzde eğik atış hareketini inceleyeceğim. Eğik atış hareketini bu şekilde görüyorsunuz. Parçacığımızı şurada bir ve yani bir düzlemdeki bir harekettir yine iki boyutlu bir hareket. Yani bu bir cismin yer çekimi kuvvetinin etkisi altında düşey düzlemdeki hareketidir.
Bu hareketin analizini basitleştirmek için ilk önce iki tane kabul yapmamız gerekmekte. Bir, cisim sadece yer çekimi etkisindedir, yer çekimi ivmesi etkisindedir ve yönü aşağı doğrudur zaten. Ve burada yalnız yer çekimimiz yere yakın bölgelerde sabit olduğunu kabul etmiştik ve bunun değerini de 9,8 metre bölü saniye kare olarak alıyoruz. Şimdi bir de hareket boyunca havanın direncini ihmal ediyoruz. Bu koşullarda eğik atış hareketimiz sadece ve sadece yer çekimi ivmesinin etkisindedir ve fırlatılan cismin A ivmesi serbest düşme ivmesidir. Şimdi A noktasında başlangıçta A noktasında bulunan bir parçacığı yatay eksenle teta i gibi bir bi ilk hızla fırlattığımızda şu mavi ile gördüğünüz yörüngeyi takip etmektedir. Burada iki boyutta bir hareket var. Bir x ekseninde, bir de y ekseninde bir hareket var, değil mi? Bu x ekseninde ki harekette ivmemiz x ekseninde herhangi bir ivme yoktur, sıfırdır. Yani bu yönde cisim sabit hızla hareket ederken y yönünde ise yerçekiminin etkisinde olduğu için, sabit yerçekimin etkisinde olduğu için sabit ivmeli bir sabit ivmeli bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi o zaman ilk hızımızın bileşenlerini şu şekilde yazarsak, burada geometrik bilgiden ilk hızın bileşenlerini şu şekilde, görüldüğü şekilde yazabiliriz. Burada Vx'imiz Vi kosinüs teta i iken Vy ise Vi sinüs teta i'dir. Ve burada A'da başlayan cisim B'ye geldiğinde gördüğünüz üzere hızımızın yatay bileşeni değişmezken dikey bileşeni değişmektedir. Yani yer çekimi aşağı doğru olduğu için hızımızın y bileşeninde ilkine göre bir azalma vardır. Ta ki tepe noktasına geldiğinde, yani C noktasına geldiğinde hızımızın y bileşeni sıfır olmakta, x bileşeni ise sabit kalmakta. O da ilk andaki hıza eşit olmaktadır. Ve daha sonra yönünü aşağı doğru, burada Vy'miz sıfır fakat aşağı doğru ilerlediğimizde Vy'miz ivmenin etkisinde kalarak ivmeli bir hareket yapacak ve gittikçe ne yapacaktır? Hızlanacaktır ve E noktasında da maksimum bir hıza sahip olacaktır. Şimdi bunları bu formüllerin iki boyutta sabit ivmeli hareket formüllerini hatırlarsak şu şekilde indi. Bizim yatay harekette sabit ivmeli bir sabit hızla bir hareket olduğu için hızımız hep sabit. Gördüğünüz üzere formülde de konum vektörümüzde sadece ilk hızdan gelen bir katkı vardır. Yani ivmeden gelen katkımız yoktur. Düşey harekete, yani y eksenine baktığımızda ise yer çekiminin etkisinde ilk hızımız tabii ki hızımıza yer çekiminin etkisi vardır. Vy'ye etkisi ilk hızın etkisi artı ivmenin etkisi. Konumda ise ilk hızın etkisi ve bir de ne olacaktır? İğmenin, yani yer çekimi ivmesinin etkisinin katkılarını göreceksiniz formüllerde olduğu gibi. Şimdi acaba bu eğik atış hareketi yapan cismimizin yörüngesi ne olacaktır sorusuna geldiğimizde, gerçi şeklinden görüyoruz. Bir parabolik hareketi ne yapıyor? İzliyor. Bunu da gelelim bu formüllerde, yani bu denklemlerden, bu tanımlardan çıkaralım matematiksel ifadesini. Burada yörünge denklemi deyince de y'nin x'e göre bağımlılığına bakalım. Burada görüyoruz ki x ve y zamana bağımlı bir fonksiyon, diğerleri sabit. O zaman ne yapacağız? Zamanı çekip o bilgiyi y ikinci denklemde yerine koyarsak y'nin x'e göre değişkenliğini bulmuş oluruz. Buradaki x'in ve önündeki katsayılar, bu fonksiyonda önündeki katsayılar sabittir. Başlangıç anda verilen değerlerdir. Onun için bunları sabitmiş gibi kabul edersek demek ki yörünge denklemimiz ax artı bx kare formunda olup bir parabolü tanımlamaktadır.
İlk atış hareketlerinde bazı özel noktalar, uzunluklar vardır. Mesela bunlardan birisi menzil. Bu şekilde baktığımızda bir teta i, vi ilk hız, teta i açısı ve vi ilk hızıyla atılan bir parçacık yere x yatay ekseninde r kadar uzaklıkta düşer ve y ekseninde de maksimum h yüksekliğine çıkar. İşte bu maksimum h yüksekliğiyle menzil bizim için önemlidir. Menzil cismin harekete başladığı nokta ile yere düştüğü noktanın x ekseni üzerinde ise cisim yatayda aldığı yol menzil olarak tanımlanır. Yani başlangıçta bu burada, t uçuş zaman sonra burada ise aldığı yol burada menzili göstermektedir. Evet, şimdi bu tanımdan da konum vektörünün y bileşeninde hem y sonumuz ve y i'miz ne olacaktır? Burada sıfır olacaktır. Yerine koyduğumuzda ve bu eşitlikten bir zamanı çektiğimizde bu aslında nedir? Bizim bu hareketi tamamlamak için geçirdiğimiz t uçuş zamanıdır. Bu süre konum vektörünün x bileşeninde yerine koyalım. Yani t uçuşu bulduğumuz bu değeri burada x bileşeninde yerine koyduğumuzda, biz menzili elde etmiş oluruz. Şimdi peki şöyle bir soru sorabiliriz. Hangi maksimum açıda hangi açıda bizim menzilimiz maksimum olur? Şimdi bu şekilde gördüğünüz üzere burada sinüs 2 teta i var. Bu formülde 2 teta i var. Sinüs 2 teta'nın alacağı maksimum değer ne olması lazım? Alacağı değer 1 olması lazım. O zaman sinüs 91 olacağı için 2 teta'dan 90 eşitliğinden teta'yı 45 dediğimizde, yani 45 derece açıda menzilimiz ne olacaktır? Maksimum olacaktır. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burada sinüs 2 teta değerinden dolayı tam açıları tamamlayan açılar aynı menzil değerini verecektir. Mesela teta 75 derecede olduğunda, bir de teta 0-15 derece olduğunda range'imiz gördüğünüz üzere, yani menzilimiz aynı olacaktır. Şekilde gözüktüğü üzere 65 ile atıyorum, bakın 25 birbirini tamamlayan açılar, tam açılar. Bunları ne yapıyoruz? Bunların menzilleri aynı olmakta. Fakat maksimum yükseklikleri farklılık göstermekte. Maksimum yükseklik ise bu ilk atış hareketinde y ekseninde alacağı maksimum yükseklik değeridir. Peki bunu nasıl bulacağız? Verilenler cinsinden cismin bu durumda tepede, tam tepede hızımızın y bileşeni sıfırdır. Bu bilgiden gideceğiz ve ona ait onu gösteren formülden sıfıra eşitlediğimizde ve burada t'yimizi çektiğimizde bize o noktasından A noktasına kadar geçen süreyi verecektir. Ve bu süreyi de konum vektörünün y bileşenine yerine koyduğumuzda biz de neyi bulmuş oluruz? Maksimum yüksekliği bulmuş oluruz. Gördüğünüz üzere maksimum yükseklik sinüs tetayla'nın karesiyle orantılı. Demek ki teta değerimiz arttıkça ne olacaktır? Yüksekliğimiz o nebzede artacaktır. Şimdi bu eğik atış hareketini örneklendirelim. Örneklerde daha iyi algılayacağız. Örnek 4-3'e baktığımızda uzun atlama yapan bir sporcu yatayla 20 derece açı altında 11 metre bir saniyelik hızla fırlıyor.
Burada verilenler titamız 20 derece, ilk hızımızın büyüklüğü verilmiş 11 metre bölü saniye ve ilk konumlarımız. Yani burada konumla ilgili bilgi verilmezse konum bilgilerimizi sıfır almaya çalışalım. Veya harekete başladığı andaki noktaya eğer kartezyen koordinatımızı yerleştirirsek o zaman başladığı andaki konum bize neyi verecektir? İlk konum bilgilerini verecektir. Yani x'imiz 0 metre, y'imiz 0 metre olacaktır. Şimdi A şıkkında sporcu ne kadar yatay uzaklığa sıçrayabiliyor? Yani bize menzilini soruyor. Ne yapıyorduk? X eksenindeki konum vektörümüzü alırsak ve burada x son ve x i'miz bizi ve tabii ki menzilde neydi? Geçen süre t uçuşa karşılık geliyordu. Buradan x i'mi 0 olduğu için ve buradaki bilgileri de verilenler tablosuna yerine koyduğumuzda birinci denklemi elde ediyoruz. Biz biliyoruz ki tepe noktasında hızın hızın y bileşeni 0 ve oradan yine y bileşeni denklemini sıfırladığımızda burada da t uçuşun yarısı olan bir süre geçirmekte. Ve bunu da bu denklemde yerine yazdığımızda t uçuşun 0,768 saniye olduğunu bulacağız. Daha sonra bu uçuş zamanı konum vektörünün x bileşeninde yerine koyduğumuzda biz neyi bulmuş oluyoruz? Menzili bulmuş oluyoruz. Veya biraz önceki slaytta gösterdiğim formüllerde de yerine koyabilirsiniz ama o biraz ezber olacağı için o yolu takip etmenizi istemeyiz. Onun için adım adım fiziğini bilerek konum ve hız vektörleri bilgisinin denklemlerini kullanarak elde etmeniz tavsiye ettiğimiz nokta bu. B şıkkında ise ulaşılan maksimum yükseklik nedir dediğimizde ise bu kez ne yapacağız? Maksimum noktasına T uçuşun yarısı kadar bir sürede ulaşacaksınız. Bu bilgiyi alacağız ve bu bilgiyi konumun y bileşenindeki denklemi alıp ilgili yerlere yazdığımızda maksimum yüksekliği de 0,722 metre olarak bulursunuz. Şimdi diğer bir örneğimiz eğik atış hareketinde okuyalım isterseniz. Bir taş yüksekliği 45 metre olan bir binanın tepesinden yatayla 30 derece açı yapacak şekilde ve 20 metre bölü saniyelik bir ilk hızla fırlatılıyor. Yani şu 45 metrelik bir binanın tepesinden yatayla dediğimiz şu açısı şurası olacak, şurası yatayla 30 derecelik bir açı yapacak şekilde fırlatılıyor. Sorumuz, verilenleri burada kaydetmişim. Şimdi buraya referans sistemimizi yani koordinat sistemimizi buraya yerleştirelim. O zaman ilk konumumuz ne olacak? İlk konumumuz sıfır olacak. Ve yer neresi olacak? Elbette y'yi yukarı yönlü seçtiğim için ve yerimizde yani binanın boyu da aşağıda kaldığı için o zaman bunun yüksekliğini yani yer noktasına da eksi 45 metre tanımlayacağız. Eğer orijinimizi burayı seçmiş olsaydık, y'imiz bu kez ne olacaktı? Y'imiz başlangıç anında bunun yüksekliği 45 olacaktı. Y sonumuz da 0 olacaktı. Şimdi orijinimizi buraya yerleştirdik. A'da taş ne kadar sürede yere düşer? Yani T uçuşu soruyor. Yere ne kadar sürer? Burada bizim Y sonumuz bakın eksi 45. Y'imiz de 0 olduğu için buradan uçuş zamanımızı bulabiliriz. 4,22 saniye. B taş atıldığı noktadan ne kadar uzakta yere düşer? Yani menzili soruyor. Menzili soruyorsa o zaman hareketin konumunun x bileşeninden gideceğiz ve ilgili yere t'mizi bulduğumuz A şıkkında bulduğumuz süre yerine yerleştirdiğimizde 73 metre olarak buluyoruz. C şıkkında ise
taş yere hangi hızla çarpar dediğimizde, evet, yani zaten geçen süreyi biliyoruz, konumları da biliyoruz, konum bilgilerimizi biliyoruz ve hızla ilgili bilgileri bize soruyor. Buradan zaten çarptığında yatayda sabit bir hızla düşecek, yani ilk hızı x bileşenine eşit olacak, y yönünde de ivmenin etkisini göreceğiz. Burada x bileşenimiz, bakın, uçuş zaman süresi boyunca hızımızın x bileşeni daima ilk andaki hıza eşit olacak. O da 17,3 metre bölü saniye. Ve y bileşeni ise ivmenin etkisiyle ne olacaktır? Hızlanacaktır. O da, bakın, buradaki eksi aşağı yönlü olduğunu gösterir. Eksi j yönünde olduğunu gösterir. 31,4 metre bölü saniye. Bu bileşenleri vektör denkleminde yerine koyduğumuzda birim vektörler cinsinden tanımlamış oluyoruz ve büyüklüğü de ne olacaktır? Bu bileşenlerin karelerini alıp toplayıp karekökü bize neyi gösterecektir? Büyüklüğünü gösterecektir. Şimdi diğer bir örneğimiz, bir kurtarma ağacı yerden 100 metre yükseklikte 40 metre bölü saniyelik yatay hızla giderken mahsur kalmış bir grubun bulunduğu noktaya yardım paketi ulaştırmak istiyor. Aslında bu yatay eğik atış hareketidir. Yani sadece x yönünde hız bileşeni olan bir problemdir. Ve burada gördüğünüz üzere yardım bekliyor uçak. Sorumuz, paketin grubun bulunduğu noktaya düşmesi için geçen süre nedir? Şimdi geçen süre bize verilenlere bakalım. Hızların ilk bileşenleri verilmiş, konum ilk bileşeni verilmiş ve bir de uçağın yerden olan uzaklığı verilmiş. Yine biz paketin bırakıldığı ana orijinimizi yerleştiriyoruz. Burada bu koordinat sistemine göre bunları tanımladık ve A şıkkında geçen süreyi sorduğu için ve konum bilgisi elimizde, o zaman konum vektörünün y bileşeni formülünden gideceğiz. İlgili verilenleri yerine yerleştirdiğimizde süremiz 4,52 saniye çıkıyor. B, hangi yatay uzaklıktan bırakılmalıdır? Yani uçak burada paketi bu kişilerden önce yatay eksen üzerinde nerede bırakmalı ki tam bu kişilere bu paket ulaşsın sorusunu veriyor. İşte o zaman ne yapacağız? Yine bizim zaten geçen süremiz var. Geçen süremizi biliyoruz. Bu süremizde ilgili x eksenindeki konum bileşenlerini yerine zamanımızı yerleştirdiğimizde, evet, 181 metre çıkmakta. Şimdi C şıkkında ise paket hangi hızla yere çarpar? Artık burada süremizi biliyoruz. Süremizi biliyorsak hız bileşenini de bulmuş oluruz. Bakın, ilk anda elbette ilk anda sadece x yönünde bir ne var? X yönünde sadece bir hız bileşeni var ama yer çekimi ivmesi aşağı yönlü olduğu için o zaman hareket boyunca hızın bir de y yönünde bileşeni olacaktır ek olarak x bileşenine. Bu durumda o zaman yatayda hız değişmeyecek, hep 40 metre bölü saniye. Dikeyde ise hızlanacaktır yer çekimi ivmesinden dolayı aşağı yönlü ve 44,3 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Ve buradaki hızın büyüklüğünü bulmak için ise ne yapacağız? Yine psikor bağıntısından bu bileşenlerin karesini alıp toplayıp karekökü bize hızın büyüklüğünü gösterecektir. Eğik atış hareketini diğer bir örnek olarak bir kayıkçı var. Pist burada okuyalım. Bir kayıkçı kayak pistini şekildeki gibi 25 metre bölü saniyelik hızla yatay doğrultuda, yani şu şekilde yatay doğrultuda 30 giderek terk eder.
aşağıya inişinde 35 derecelik bir eğimle düşer. Evet, yine yatay eğik atış hareketi var. Yani ilk hızımızın sadece yatay yönde bir bileşeni var. Y yönde herhangi bir bileşeni yok. Ve bunları da ne yaptım? Verilenler kısmında yerine yerleştirdim. Yine buraya koordinat sistemi yerleştiriyorum. Bu koordinat sistemine göre işlemlerimi tamamlayacağım. A'da kayakçı ne kadar süre havada kalır? Yani bize yine uçuş süresini veriyor. Yalnız burada bir nokta var. Herhangi bir yükseklik bilgisi verilmemiş. Sadece bu pistin ve kar ortamının bize geometrik olarak bilgisi bu şekilde gösterilmiş. Bize sadece verilenler hızlar var ve bir de açı var. O zaman biz burada ne zaman bilgisi var ne de yükseklik bilgisi olduğu için burada kritik düşünmemiz gerekiyor. İsterseniz ilk önce konumun yatay bileşeniyle işe başlayalım. Burada ilgili bilgileri yerine koyduğumuzda x 25T'ye çıkmakta. Dikey bileşenine konumu baktığımızda y sonumuzda eksi 1 bölü 2 9,8 t kare çıkıyor. Burada ne x'yi biliyoruz, ne y'yi biliyoruz, ne de t'yi biliyoruz. Burada iki tane denklemimiz var, 3 bilinmeyen. Ve o zaman bizim bir denkleme daha ihtiyacımız var. Üçünü de bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizde zaten süreyi soruyor, burada t'yi soruyor. O halde şu geometrik yapıdan, bir ilişki kurduğumuzda t'yi oradan çıkarabiliriz. Buradan x şu geometrik bilgimiz, bakın burası 35 derece ise şurası da 35 derecedir. Buradan x'imiz, yani şu x konumumuz d kosinüs 35 diyebiliriz. Y'imiz de referans liminin aşağısında olduğu için eksi d sinüs 35 şeklinde tanımladık. Ve buradan bir iki denklem daha elde ettik. Burada da iki bilinmeyen denklem var. Yani t'yi d cinsinden bulabiliriz. Veya trigonometrik açılar bilindiği için bu iki denklemi birbirine oranladığımızda d'ler gidecektir ve zamanı bulacağız. Evet, oranladığımızda t'miz 3,57 saniyeye çıkmakta. Sonra A şıkkındaki istenimlerini sanırım bulmuş olduk. Şimdi B, yokuşun uzunluğu, yani d ne kadardır dediğimizde, t'miz de herhangi şu iki denklemden birinde yerine yerleştirdiğimizde d'mizi de bulmuş oluruz. Bunu da bir sonraki slide'da göstermiş oldum. Evet, d'miz 109 metre olarak çıkıyor. C şıkkında sporcu nereye düşer? Yani nereye düşer dediği yatay eksendeki son konumunu soruyor. Ve elbette ve soruda sadece yatay ekseni değil, dikey ekseni de soruyor. Ve ilgili bilgileri de yerine koyduğumuzda bunları da bulmuş oluyoruz. Önemli olan başlangıçta T süremizi bulabilmekti. D şıkkında ise kayakçı yokuşa hangi hızla çarpar? Bu kez hız denklemlerini kullanacağız. Zaten yatayda sabit bir hızımız, dikeyde ise hızlanan, gerçekliğin etkisiyle hızlanan bir hız vektörümüz olması gerekiyor. Ve ilgili denklemde verilenleri yerine yerleştirdiğimizde hızımızı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yani başlangıç anında 25 metre bölü saniye x ekseninde hızla başlayan bir kayıkçı yere düştüğünde, kara düştüğünde, yani bir de ne olacaktır? 25 buna ek olarak 35 metre bölü saniye y ekseninde de bir hızı oluşacaktır. Şimdi iki boyutta harekete diğer bir örneğimiz düzgün dairesel harekettir. Düzgün dairesel harekette parçacığımız R yarıçaplı bir çember üzerinde hareketi söz konusudur. Yani başlangıç anında orijine göre R
konumunda bulunan bir P1 noktasını bulunsun ve hızımız da V1 olsun. Sonra belli bir delta T zaman sonra, yani T2 anına geldiğinde yine konumumuz merkezden yarıçap kadar uzaklıkta bulunacak T2 noktasında ve hızımız ise V2 olsun. Şimdi eğer düzgün dairesel bir hareket yapıyorsan bu parçacığın hızı birbirine eşit demektir. Yani sabit V hızında hareket ediyor demektir. Sadece gördüğünüz üzere bu hızın yönü değişmekte. Şimdi yani parçacığımız düzgün dairesel hareket yapıyor demektir. Şimdi bu parçacığın ortalama ivmesine bakmak istiyoruz. Ortalama ivmesini tanımı neydi? V'deki değişimdi. O zaman bu V2'nin başlangıç anını V1 noktasına getirelim. Sonra V1'den V2'ye kadar geçerken ne kadar hız değişmiş ona bakalım. Gördüğünüz üzere bir V'de değişim söz konusu. Bu V'nin değişimi de aslında bize neyi gösterir? Bu cismin ivmesinin olduğunu gösterir. İşte bu delta V'nin yönü de bu parçacığın ortalama ivmesinin yönüdür. O anlama geliyor. Demek ki hızımızın şiddeti aynı olmasına rağmen hızın yönü değiştiği için ortamda bir ivme oluşmakta düzgün dairesel harekette. Peki bu ivme hangi değişkenlere bağlı? Şimdi onu gösterelim. Birinci şekildeki konuma bağlı bir üçgen görüyorsunuz. İkizkenar üçgen. İkinci şekilde ise yine hıza bağlı hız vektörü üçgenini görüyorsunuz. Bu ikisini benzerliğine bakalım. Burada bir ikizkenar var ve tepe açısı delta T. Burada da aynı şekilde V'lerimizin şiddetleri birbirine eşit olduğu için ikizkenar ve bu üçgenin tepe açısı da delta T ve bu iki üçgen birbirine benzemektedir. Bu benzerlikten gidersek, yani benzer üçgenlerdeki kenar oranlarını eşitlersek ve bir de delta R'yi yay uzunluğuna yaklaşık olarak kabul ettiğimizde ve bu bilgileri de ortalama ivme tanımında yerine koyduğumuzda ve sonra anlık ivmeyi bulmak istediğimizde, yani T anındaki ivmeyi bulmak istediğimizde neymiş? Parçacığın o T anındaki hızın karesiyle doğru orantılı ve dairesel hareketin yarıçapıyla ters orantılı olduğunu görüyoruz. Ve ortalama ivmenin yönü daima V'deki değişimle aynı yöne sahip ve merkeze yönelmiş durumdadır. Yani tekrar özetlersek bu hareketi, parçacık dairesel bir yörüngede sürekli sabit süratle hareket ediyor. Her noktada hızı aynı. Hız büyüklüğü değişmiyor yani. Sadece ne yapıyor? Yönü değişiyor. Ve hız vektörü daima cismin hareketine teğet, yani yörüngeye teğettir. Şu şekilde bakın gördüğünüz üzere. Ve hız yönünün değişmesi parçacığın ivmelenmesine sebep vermekte. Bu da zaten bu da merkeze doğru bir merkezcil ivmeyi vermekte. Yani merkeze doğru olduğu için bu ivmeye de biz merkezcil ivme, bazen de radyal ivme diyoruz. İkisi de aynı anlama geliyor. Ve merkezcil ivme sadece ve sadece hız vektörünün yönünün değişiminden kaynaklanıyor. Burada eksi R şapka gibi bir birim vektör görüyorsunuz. Burada
kutupsal koordinatlarda bir birim vektördür. Yani yarıçapın yarıçap doğrultusunu gösterir. Yani orijinden başlayıp dışa doğru çıktığınızda yarıçap doğrultusuna burada R şapkayı gösterir. Ama bizim merkezcil iğmemiz yarıçap doğrultusunun ters yönünde olduğu için buraya eksi koydum. Periyot ise biliyoruz ki tam bir dairesel hareketi tanımlayabilmek için, yani aynı noktaya gelebilmek için geçen süredir. O zaman parçacığın aldığı yolu biliyoruz. Nedir? Bu dairenin çevresidir. 2 pi r. Ve parçacığın hızı her noktada sabit olduğu için oranladığımızda neyi bulmuş oluruz? Bu dairesel hareketin periyodunu bulmuş oluruz. Şimdi ise teğetsel ve radyal iğme, yani radyal iğmeye ek bir de teğetsel iğme tanımını bulacağız. Şimdi artık hareket teğetsel iğmeye oluşabilmesi için hızının, şiddetinin de değişmesi gerekiyor. Parçacık düzgün olmayan dairesel hareket yapıyor burada. Burada A noktasında başladığında bu yörüngeyi takip ettiğinde B noktasına geldiğinde hız şiddetlerimiz farklı olacak. Şimdi burada hız hem doğrultuca hem de büyüklükçe bu şekilde görüldüğü gibi değişmekte. Hız vektörümüz daima bu yola teğet şeklindedir. İğme vektörümüz ise noktadan noktaya değişmektedir. İğme vektörümüzün yönü herhangi bir yörüngenin takip edilen yörüngeyle bir ilişkisi yoktur. Bu durumda hızın sadece yönü değil, büyüklüğü de değiştiği için artık ortama merkezcil iğmeye ek bir de teğetsel iğme oluşur. Evet, teğetsel iğmemiz tamamen biraz önce de söylediğim gibi hızın büyüklüğünün zamana göre değişiminden kaynaklanır. O zaman artık toplam iğme hem radyal iğmeden gelecek hem de teğetsel iğmeden gelecek. Bunların vektörel toplamı bize toplam A vektörünü verecek. Şimdi gördüğünüz üzere bakın burada da radyal iğme merkeze doğru, yani yarıçap doğrultusunun tersine doğru. Teğetsel iğmemiz ise hız vektörüyle aynı doğrultuda. Ve bunların bileşkesi bize gördüğünüz üzere burada bakın vektörel topladığınızda A vektörünü verecek. Bazen bunları kutupsal birim vektörler cinsinden tanımlamak daha uygun olacak bunları. Ve A vektörümüzü. Burada nedir? Teğet yönünde olduğu için saatin tersi yönünde hareket ediyorsa tete şapka dediğimiz yani saatin tersi yönünde birim vektördür bu ve pozitif değerini alır. Eğer saatin yönünde bir hareket söz konusuysa parçacığın, o zaman tete şapkamız eksi değer alacaktır yön olarak. Burada yani teğetsel iğmemizin yönünün birim vektörü teta şapka iken merkezcil iğmemizin yönü eksi r şapka yönündedir. Şimdi örnek 4'e 8'e gelirsek, yani teğetsel ve radyal iğmeye bir örnek. Bir top 0.5 metre uzunluğundaki bir ipin ucuna asılmış ve şekildeki gibi düşey düzlemde çembersel bir yörünge üzerinde salınım yapmaktadır. Evet, şu şekilde salınım yapmaktadır. Yani yarı çapımız bu. Daha doğrusu bu ipin uzunluğu. Sonra ip düşey eksenle dediğimiz şurası, düşey eksenle teta eşittir 20 derecelik bir açı yaptığında tam o anda bunun taşın hızı 1,5 metre bölü saniyeymiş. Bakın V'yi vermiş bize. Buradaki yola teğet olan hızımızı vermiş. A şıkkında tam bu anda radyal ve teğetsel yönlerdeki iğme nedir? Şimdi neden sadece radyalı sormuyor, neden teğetseli soruyor? Bakın burada yer çekimi iğmenin etkisinden dolayı bu bir salınım hareketi doğacak ve hızın yönüne ek bir de şiddeti de değişecek. Şu şekilde bakın, şiddeti de takip edeceği yol yönünde hızın şiddeti de değişecek. Bundan dolayı teğetsel iğme de oluşacak.
Evet, radyal ivmemizin formülünü b kare bölü r'den ilgili bilgileri yerine yazdığımızda 4,5 metre bölü saniye kare çıkarken at'imizi peki nasıl bulacağız? Neden hızımız değişiyor? Biraz önce söylemiştim ki yer çekimi ivmesinden dolayı. Yer çekimi ivmesinin bize g sinüs teta değeri bize neyi verecek? O yönde, yani AT yönünde. Bakın şuraya yatay yönünde şöyle bir eksen çizersek, bakın çizersek ve şu doğrultuda devam edersek şuradaki açı bizim yine ne olacaktır? Teta açımız, fi açı, şu açımız olacaktır, pardon, devam ettirdiğimizde, pardon, şurayı şöyle devam ettirir ve şu ekseni de taşıdığımızda şu açı teta açısı olacaktır. G'miz de şurada olduğu için bunun sinüs teta değeri bize şu yöndeki bileşeni verecektir, AT'yi verecektir. Ve artık ben AT'm ve AR'm birbirine dik olduğu için A vektörünün uzunluğunu da bulmuş olurum. 5,6 metre bölü saniye karedir. Peki yönü nedir dediğimizde, yani iğmenin ip doğrultusunda, yani şu doğruda yaptığı fi açısı ne olacaktır? Bunun tanjant değeri, yani tanjant fi nedir? AT bölü AR'dir. Ve buradan fi'yi çektiğimizde 37 derece bulmuş. 4'e 6 bağıl hız ve bağıl iğme konusuna geldiğimde burada ilk önce referans çerçevesi nedir ona bakacağım. Yani burada aslında hareketli, sabit hızla hareket eden referans sistemlerin birbirine göre sabit hızla hareket eden referans sistemleri kendilerinin dışındaki bir olayı nasıl incelerler, nasıl hızlarını ölçerler, konumunu ya da iğmesini nasıl ölçerler onu işleyeceğim bu bölümde. Mesela bir ağ çerçevesi olsun, yani buradaki referanstaki bir kişi yerde bulunsun ve hızı sıfır olsun. B çerçevesi bulunsun. B çerçevesindeki gözlemci de buna göre sabit hızla hareket etsin. Sorumuz şu, bu her iki çerçevedeki gözlemciler P noktasındaki hızı nasıl ölçer? Sorumuz bu. Tekrar burada mesela P'nin süreti A tarafından ölçülürse demişim. Yani bunun P'yi, yani yerdeki bir gözlemci P'yi direkt bunun hızı neyse yere göre onu ölçer. V eşittir 100 km bölü saattir. Eğer B'nin süreti A tarafından ölçülürse, yani durgun bir referans sistemine göre ölçülürse yine bunun yere göre olan hızı 40 km bölü saat ise. Şimdi sorumuz şu, eğer hareketli bir gözlemci P'nin hızını nasıl ölçer? Yani P'nin buna göre, P çerçevesine göre hızı nedir? 100-40 bize göreli hızı ya da bağıl hızı verir. Şimdi bir parçacığın demek ki siz A çerçevesinde bulunduğunuzda veya hareketli B çerçevesinde bulunduğunuzda bu P parçacığın hızını farklı ölçersiniz. O zaman bulunduğunuz referans çerçevesi önemli. Şimdi referans, bunu biraz daha formalizme, yani formalizme sokalım bu olayları. Şimdi konum, hız, iğme gibi kavramlar hangi gözlemci tarafından ölçüldüğüne bağlıdır. Onun için bu iki gözlemcinin birbirine göre hızı biliniyorsa bu ölçümler arasında ilişkiler vardır. Örneğin S referans sistemimiz durgun sistemimiz olsun. Orijinimiz burası. S üstü referans sistemimiz de S durgun referans sistemimize göre B sabit, V sıfır sabit hızla sağa doğru hareket etmiş olsun. Sorum şu, A noktasındaki bir olayı S sistemi nasıl görür ve S üssü, yani hareketli referans sistemim A parçacığını nasıl okur ve birbirleri arasındaki ilişkiler nelerdir, bunlara bakacağız. Şimdi burada bu ikisi arasında, şimdi bu A parçacığın S referans sistemine göre konumu R,
A parçacığın S üssü referans sistemine göre konumu ise R üssü vektörü. S üssü referans sistemin konumu ise, yani olay başlıyor, T zaman sonra ne olacaktır? Aldığı sabit hız çarpı T olacaktır konumu. Yani bu o üssü orijini olacaktır T zaman sonra. Yani S üssünün konumu S referans sistemine göre konumu da ne olacaktır? Konum vektörü V0 çarpı T olacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere demek ki benim R'yi, bu R vektörünü bulmam demek V0 T artı R üssü vektörünü vektörel olarak bunları toplamam demektir. Bakın burada da onu gösteriyorum. Burada da onu gösteriyorum. Veya R üssünü çektiğinizde, yani nedir? R eksi V0 vektörü çarpı T'dir. Şimdi bu eşitliğe 1 diyelim. Ve bu referans sistemlerine göre bu parçacığın hızını ölçmek istersem, birinci denklemin zamana göre türevi bana bu ifadeyi verecektir. Gördüğünüz üzere zamana göre türevi, bakın, ikinci denklemi verecektir. Eşitlik 1 ve 2 denklemleri bana Galileo'nun dönüşüm denklemleri olarak tanımlamaktadır. Şimdi bağıl iğme dediğimizde ise en son elimizdeki hız denklemimizi ne yapacağız? Bir kere daha türevini aldığımızda gördüğünüz üzere dv 0 bölü dt burada sabit olduğu için sadece şu ilişki kalacaktır. Yani demek istiyorum ki eğer S üssü referans sistemi S sistemine göre sabit hızla hareket ediyorsa A parçacığın iğmesini her iki referans sistemi de aynı görür. Aynı görür. Tamamen nedeni S üssü referans sisteminin S referansına göre sabit hızla hareket etmesinden kaynaklı. Evet, yeşil ile yazdığımı isterseniz bir kere daha birlikte okuyalım. Yeryüzünün referans sistemindeki bir gözlemci tarafından ölçülen iğmesi, yeryüzünün referans sistemine göre sabit hızla hareket eden herhangi bir gözlemci tarafından ölçülen iğme ile aynı değerde olacaktır diyorum. Şimdi isterseniz bu bağıl hareketi tek boyutta bir ilk önce inceleyelim. Bağıl konuma bakalım. A çerçevesindeki kişi, daha önce de söylediğim gibi durgun. B çerçevesindeki kişi V0 sabit hızla hareket etsin. Şimdi A çerçevesindeki bir kişinin P olayını, konumunu gözlemleyebilmesi demek B'nin A'ya göre konumunu, B'nin A'ya göre konumunu bulmak, sonra da P'nin de A'ya göre konumunu bulup vektör olarak toplaması demektir. Bakın bu anlama geliyor. Burada şu tanımı kullandım. XPB demek B burada ölçen veya gözleyen referans sistemi, P de olayı incelenen, ölçülen, gözlenen anlamına geliyor. Burada şu indislere dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde kısaltabiliriz. PA demek aslında dış kısımlarda, bakın, P ve A var. İç kısımda üçüncü bir değişken var. Yani PA demek PB artı BA'nın toplama anlamına geliyor. Aslında bu birer vektörel toplamadır. Yani XPA demek XPA ile XPB'nin toplamı demektir. Şimdi devam edersek, eğer VBA'mızı sabit alırsak, biraz önce de söylemiştim. O zaman konumların birinci dereceden türevi bize neyi verecekti? Hızı verecekti. Demek ki hız da aynı çerçevede, şunu demek istiyorum. Yani A'nın P parçacığının hızının ölçülmesi demek B çerçevesinin A'ya göre hızının bulunması B'nin de P'yi ölçmesi demektir. Yani B çerçevesinde bir gözlemci P'nin hızının ölçerse
bu eşitliği sağlamış oluruz. Yine biz burada VBA'yı yani B çerçevesinin hızını ne yapmış olduk? Sabit aldığımız için bir kere daha türevini aldığımızda yine bu Galilean dönüşümleri altında ivmenin aynı ölçeceğini, yani B çerçevesindeki bir gözlemci ile A çerçevesindeki bir gözlemci P'nin ivmesinin aynı olduğunu ölçer. Şimdi iki boyutta baktığımızda tamamen yine ne yapacağız? İki boyutta konum, hız veya ivme vektörlerini vektör olarak toplama işlemlerini veya çıkarma işlemlerini yapacağız. Yani yine diyorum ki bakın A çerçevesinde bulunan yani durgun bir çerçevedeki bir gözlemci P'nin konumunu ölçebilmek için ilk önce A çerçevesi ne olacaktır? B çerçevesinin hareketini, konumunu ölçecek. Sonra da neyi ölçecek? B çerçevesindeki bir gözlemci P'nin konumunu ölçecek ve bu ikisinin her ikisinin toplamı bize neyi verecektir? A çerçevesinin B'nin P'deki konumundaki konumunu ölçmüş olacak. Vektörel toplayacağız. Aynı şekilde hızla da artık bu kez ne var? Vektör işareti var. Şimdi bu anlattıklarımı iki basit örnekte daha detaylıca inceleyelim. İlk önce bir ne yapalım? Bir örnek 4.9'u bir okuyalım. Genişliği 3 kilometre olan ve doğu yönünde 5 kilometre saat düzgün hızla akan bir nehirde bir tekne rotasını tam olarak kuzeye yönlendirmiş ve suya göre 10 kilometre saatlik hızla ilerlemektedir. Şimdi kitabınızdaki bu şekli resme aynen aldım. Tabii ki buradaki simgeler İngilizce değişkenlerden alınmış ve burada ifade ettim. BBR dediğimiz aslında B dediğimizde tekneyi kullanacağız. R dediğimizde nehiri kullanacağız. E dediğimizde de yer anlamına geliyor. Böyle bir tanımlamadan sonra BBR'nin anlamı ne demek? Yani teknenin nehire göre bağı hızı, RE ise nehrin yere göre bağı hızı, VB ise teknenin yere göre hızıdır. Şimdi verilenler neler verilmiş? Burada teknenin nehir içindeki yani nehir içindeki neyi verilmiş? Rotası verilmiş. O da 10 kuzeye doğru 10 kilometre bölü saat yönünde. Sonra ne verilmiş? Nehirin yere göre yani yere göre neyi verilmiş? Hızı verilmiş bu şekilde. Bize neyi soruyor? Soru teknenin yere göre hızı. Yani burada bir gözlemci teknenin hız vektörünü hangi doğrultuda görüyor? Bunu soruyor. Evet. Teknenin kıyılarının birinde duran bir gözlemciye göre evet hızını bulunuz diyor. Tamamen ne yapıyoruz? Vektör olarak toplama yapıyoruz. Amacımız burada şu vektörü bulmak ise o vektöre göre nedir? Yani durgun bir gözlemciye göre parçacığın hızını bulmak istiyorsak şu VBR vektörüyle VRE vektörünü vektör olarak toplayacaksınız demektir. Ve bize şiddetini soruyordu, uzunluğunu soruyordu. Yani hızın şiddeti nedir? Ve bunlar nedir? Birbirlerine dik olduğu için gördüğünüz üzere ne olacaktı? Karelerinin toplamının karekökü bize uzunluğunu verecektir. Yani 11,2 km bölü saat olarak hızla ne tarafa doğru gidiyor? Kuzey, doğuya doğru gidiyor. Bize açısını da sormuştu sanırım. Açısını bulabilmek için de trigonometrik bilgilerimizden yani tanjant teta nedir? BRE bölü ve BRE'dir. Ve sonra tersini aldığımızda açımızı bulmuş oluruz. Yani 26,6 derecedir. Yani tekne 11,2 km bölü saat hızla yere göre 26,6 kuzeydoğu yönde gördüğünüz üzere yol alacaktır. Şimdi B'de ise tekne ne kadar sürede karşı kıyıya ulaşır demek istiyoruz. Şimdi bize verilen uzunluk bilgisi nehrin genişliğidir. Yani şu doğrultuda genişliğini veriyor. O zaman bu hızın hangi bileşenini alacağız?
hangi bileşeni alacağız? Dikey bileşenini alacağız, şu bileşeni. O zaman biz süreyi bulmak istiyorsak ne olacak? Sabit hızla hareket ettiği için uzaklık eşittir sabit hız çarpı zaman formülümüzden D'mizi biliyoruz zaten. BBR'yi de bize vermişti. Buradan T'mizi çekersek 18 dakikada 18 dakikada bu tekne karşı kıyıya ulaşabileceğini söylüyor. Şimdi bu soruyu bir öncekine bağlı olarak soruyor sanırım. Bir önceki örnekte tekne nehre göre aynı 10 km bölü saatlik hızla ilerlemektedir. Evet, yani 10 km bölü saat, yani VBR'miz burada 10 km'ymiş. Yani nehire göre yine teknenin hızı 10 km bölü saat ama yönü bu kez farklı. Diyor ki ve şekildeki gibi kuzeye doğru gitmekte ise, yani burada teknemiz yerdeki gözlemciye göre kuzeye doğru ilerlemesini bekliyor. A, baş tarafın çevrildiği yön ne olacaktır? Yani demek istiyor ki biz teknenin yönünü ne tarafa doğru çevireyim ki yerdeki bir gözlemci bunu kuzeye doğru ilerlediğini görsün. Bunu soruyor. Yani bize verilenler nedir? Teknenin suya göre hızı zaten verilmiş. Bakın. 10 km bölü saat. Ve yine suyun biz yani nehrin hızı verilmiş. O zaten aynıydı. 5 km bölü saat. Bu kez teknenin yere göre hızın şiddetini ve teknenin suya göre yönelimini, yani teta açısını bize soruyor. Şimdi buradan biz şu iki vektörün toplamı bu vektörü vereceğini biliyoruz. Bakın. Ve ben VBR'yi, yani VBR'yi VRE VBE eksi VRE şeklinde göstermişim. Zaten şuradan VBR'yi VBR artı VBE bize artı VRE VBE'yi verecek. Buradan VBE'yi çekersek ne yapacağız? Hızlarını bulmuş olacağız. Pardon. Evet. Şimdi buradan VBE'nin şiddetini bulmak istediğimizde, yani VBE'yi bulmak istediğimizde diklik bağıntısından ne yapacağız? Şunun karesi ve bunun karesinin toplamı bunu vereceği için, ama biz bunu sorduğumuz için, şunu sorduğumuz için ne yapacağız? Şu eksi oradan gelmekte ve 866 km bölü saat olarak ölçmekteyiz. Yönü ise yine tanjant teta'dan teta'mızın değeri 30 derece çıkacaktır. Demek ki teknenin dümenini 866 saat hızla yere göre, bakın yere göre 30 derece kuzeybatı önünde eğer biz kırarsak yerdeki bir kişi kuzeye doğru bu teknenin ilerlediğini görür. Sorumuz, tekne ne kadar sürede karşı kıyıya ulaşır? Yine bakın nehrimizin genişliği biliniyor. O da neydi? 3 kilometre idi. Yine o yöndeki hız bileşenini alacağız. O da VBE'miz bu kez. VBE'mizin değeri de neydi? VBE'mizin değeri de şurada bulmuştuk. 8,66 km saat. İlgili denklemde yerlerini koyduğumuzda süremizin 21 dakika olduğunu buluruz. Şimdi konu olarak tamamladım. Bu bölümde gereken konuları anlatmaya çalıştım. Şimdi ise 4 tane ortak bölüm sonu problemlerini kısaca size tanıtmaya çalışacağım. Problem 4.2'de bir parçacık için konum vektörünün zamana göre değişimi hem x hem y bileşenlerini vermiş olmak üzere konum vektörünü tanımlamış.
Ve burada burada A, B, C'lerin sabit olduğunu ve D'nin de sabit olduğunu söylemiş ve ben bunu verilenler kısmına net görelim diye yazdım. Sorumuz T 2 saniye ile 4 saniye zaman aralığında ortalama hızımız nedir? Bunu soruyor. Bizim elimizdeki konumların X bileşenleri ve Y bileşenleri zamana bağlı olduğu için bu bileşenleri de konum vektörünün içinde yerine yerleştirdim. Evet, yerine yerleştirdim. Ve artık konum vektörüm X'e Y'ye değil, artık onun ilgili zamana göre değişimlerini koydum. Artık konum vektörüm de burada A, B, C, D değerlerini yerine yerleştirdim. Konum vektörüm zamanın bir fonksiyonu haline geldi. Şimdi bizde sorulan neydi? Ortalama hızı bulunuz. İlk önce ortalama hızı bulabilmek için yer değiştirmeyi bulmamız lazım. Onun için o zamanlardaki konum vektörlerini bulmamız gerekiyor. Yani bu fonksiyonda t'ye 2 verdiğimde o anki konumu, sonra ki zamanda yani 4 saniye anında ise yine konum vektörünü buldum. Sonra konum vektörümüz neydi? R son eksi R i idi. Bakın yer değiştirme vektörümüz bu hale geldi ve geçen süremizde 4 eksi 2'den bu süreyi böldüğümde de evet ortalama hızımı bulmuş oldum. Şimdi B şıkkında ise T eşittir 2 saniyedeki hızını ve büyüklüğünü bulunuz. Yani anlık hızı istiyor bizden burada. Anlık hız hatırlarsanız neydi? Konum vektörünün zamana göre birinci dereceden türevi idi. Elimde konum vektörünün zamana göre fonksiyonu var. Bunun zamana göre türevi bana anlık hızı verecektir. Buradan T'ye göre birinci dereceden türevini aldım. Türevini aldım ve bu hali aldı ve ilgili yine kas sayıları yerine koyduğumda en son halim şu hali almakta. Evet, şu hali almakta ve T'de neredekini soruyordu? İkinci saniyede soruyor. T gördüğüm yere de iki saniyeyi koyduğumda evet, hız vektörümde o sürede yani T eşittir iki saniyedeki hız vektörümde bu değeri almakta. Büyüklüğü ise yine Pisagor bağıntısından bileşenlerin karesini alıp toplayıp karekökünü bulduğunuzda büyüklüğüne ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi diğer problemimiz problem 4.16. Bunu da beraber okuyalım. Bir top bir binanın en üst penceresinden atılmaktadır. Evet, şu noktadan atılmaktadır. Topa yatayın altında, yani yatayın altında, yatayın altında demek herhalde, yatayın altında 20 derecelik bir açıda 8 metre bölü saniyelik bir ilk hız veriliyor. Evet, ilk hızımız var, açımız var. Top yere 3 saniye sonra çarpıyor. Yani yere düştüğünde uçuş süremizi de vermiş. Sorularımız A, top binanın zeminden yatay olarak ne kadar uzakta yere çarpar? Yani bize orijinden x ekseninde aldığı yolu soruyor. Yani menzilimizi soruyor. R'miz nedir? Bunu soruyor. O zaman biz ne yapacağız? Burada yatay eğik atış hareketi var. Yani ilk hızımızın x bileşeni var. Y bileşeni pardon, açı verilmiş değil mi? Açıyla atılmış. Özür dilerim. Açıyla atılmış. Eğik atış hareketi bu. Bu tepeden fırlatılıyor. O zaman ilk hızımızın ilk bileşenlerini bulabiliriz. İlk bileşenlere bakın hızın. X yönünde i kosinüs teta. Pardon. Evet. X bileşeni ve i kosinüs teta. Y bileşeni ise ve i sinüs teta. Şimdi A şıkkında burada menzili sorduğu için, menzili sorduğu için o zaman oradaki neyi bulacağız? Yatay bileşenli konum formülünü alacağız. Burada zaten orijinimizi yalnız şurada seçtim. Problemi daha kolay çözebilmek için bu kez şu yer noktasına, yani şuraya orijinimi yerleştirdim. O zaman ilk konumumuzda buraya göre farklı olacaktır.
Şimdi ilk sorumuz neydi? Top binanın zeminden yatay olarak ne kadar uzakta yere çarpardı? Ben ilk hız bilgim, çünkü yatayda ne vardı? Sabit hızla hareket eden bir hareket söz konusuydu. Onun için bu yönde hep hız aynı olduğu için ilk hızın etkisi olacaktır. Yani sabit hızla hareket eden bir sistem var yatay eksende. İlk hızın bilgilerini yerine yerleştirdim. Burada T uçuşumuzu da vermiş zaten. 3'ü de yerine koyduğumda kolaylıkla 22,6 metre olduğunu, menzilin olduğunu buluruz. B'miz topun fırlatıldığı yüksekliği ne bulmuş? Yani buranın uzunluğunu, yani binanın yüksekliğini soruyor bize. Burada tabii ki ilk hızımız var. Bir de ne olacak? Yer çekimi ivmesi olduğu için aşağı doğru yer çekimi ivmesinin etkisiyle de ne yapacaktır? Zaman içerisinde bu parçacığımız hızlanacaktır. Yani sabit ivmeli bir hareket söz konusudur. O zaman ilk önce burada parçacığımızın ilk hızını bulalım. Burada eksi olmasının sebebi ben yukarı doğru y'yi yukarı doğru pozitif seçtim ama hızımızın yönü aşağı doğru olduğu için buraya eksi işaretini koyduk. Y bileşen konum formülünden ilgili bilgileri yerine koymaya çalıştım. Başlangıçta y'im nedir? Başlangıçta y'im zaten bana bunu soruyor. Çünkü bunun uzunluğu buraya geliyor. Evet, y sonum aslında burada nedir? Y sonum buraya göre, orijini burayı seçtiğim için burası. Y sonum burası. Ve ilgili denklemde yerine koyduğumda y'yi, yani binanın uzunluğunu bulmuş oluyorum. Binanın uzunluğunu bu şekilde 52,3 metre olarak buluyorum. Şimdi diğer bir problemimiz 4.31. Bir tren bir virajı dönerken hızını 15 saniye içinde 90 km bir saatten 50 km saate düşürmektedir. Virajın yarıçapı 150 metredir. Trenin hızı 50 km saate ulaştığı anda ivmesini hesaplayınız. Şimdi bize verilenler şunlar. İlk hızımız 90 km bir saatmiş. Sonra 15 saniye sonra 50 km bir saate düşüyormuş. Ve dairesel bir hareket yapıyor. Onun için bu dairesel hareketin yarıçapı 150 metre. Sorumuz 50 kilo, yani bu B2 hızına ulaştığı andaki ivmemiz nedir? Burada gördüğünüz üzere dairesel hareket yaptığı için merkezcil bir ivme var. Buna ek olarak da hızın şiddeti değiştiği için T'sel ivmemiz de var. Ve toplam ivmemiz ne olacaktır? Bu her iki ivmenin bileşkisel toplamından oluşacaktır. İlk önce radyal ivmesini bulmak istediğimizde radyal ivmesi neydi? O andaki, yani bu hıza ulaştığı andaki hızın karesini alacağız ve yarıçapı böleceğiz. Buradaki birim dönüşümleri var. Kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye çeviriyoruz. Teğetsel ivmede ise neydi? Hız değişiminden kaynaklıydı. O zaman burada bir fonksiyon olmadığı için ortalama ivmeyi bulabiliriz. Ortalama ivmemiz neydi? V'deki değişim bölü geçen süreydi. V'deki değişim, yani en son 50'ye geliyor. En başta 10 km bölü saatti. Geçen süremiz de 15 saniyeydi. Ve buradan eksi 0,741 metre bölü saniye kare olduğunu buluyoruz. Buradaki eksinin anlamı, yani cismin yavaşladığı anlamına geliyor. Ve bunları vektör olarak topluyoruz. Sonra büyüklüğü ise ne olacaktır? Bir radyalden gelen, bir de teğetsel kısımdan gelenin karelerini alıp toplayıp karekökünü buluyorsunuz. Bu da 1,48 metre bölü saniye kare. Açısında artık tanjant değerinden yaklaşık 30 derece olduğunu görüyoruz. Problem, bu son problemimiz. Jil bir Jaguar ile bir I artı 3J metre bölü saniye kare ile hızlanırken Corvette'ndeki heater 3i eksi 2j metre bölü saniye kare değerde hızlanmaktadır. Yani Jill ve Heater'ın ivmelerini vermiş. Bu ivme ile hızlandıklarını söylüyor. Onların her ikisi de bir xy koordinat sisteminin orijinde durgun halden harekete geçmektedir. Yani 5 saniye sonra
heatinciyle göre hızının büyüklüğünü nedir diyor. Şimdi ivmeleri verilmiş ve 5 saniye sonra hız büyüklüğü. İlk önce isterseniz bu ve ivmeler gördüğünüz üzere sabit ama birbirinden farklı. Bunların bireysel hızlarını bulalım. Yani sabit ivme ile hareket eden bir sisteme göre bir hız denkleminden ilgili bilgilerimizi yerine koyalım. Burada yani ilk hızımız durgun olduğu için bunlar en başta orijinde durgun olduğu için ilk hızımız 0 ve ivmeden gelen katkı bu olacaktır 5. saniyede ve aynı şekilde jilin de hız vektörünü bulmak istediğimizde jilin ivmesi çarpı nedir? Çarpı o andaki süredir. Şimdi bizler diyor ki heater'in jile göre o zaman ne yapacağız? Heater'dan jilin hızını çıkarmamız lazım. Burada görelilik var. Bu durumda vektör olarak çıkardığımızda 10^-25 J metre bölü saniye olarak çıkıyor. O zaman bunun büyüklüğü de ne olacaktır? Şiddetini aynı yöntemlerde bulduğumuzda 26,9 metre bölü saniye olarak bulmaktayız. Şimdi diğer bir değil de bu sorunun devamı olarak birbirlerinden ne kadar uzaktadırlar? Ne yapacağız? Sabit ivme ile hareket eden bir sistemin orijine göre olan konumlarını bulacağız. Heater'inkini bulur. Sadece ivmeden gelen katkı var. Çünkü ilk hızları ve konumları sıfır. İvmeden gelen katkılarını yerleştirdiğimizde bunların orijine göre uzaklıklarını bulduktan sonra birbirlerine göre mesafelerini bulmak istediğimizde heater'in jile göre o zaman ne yapacağız? Heater'inkinden jilin konumunu çıkarmamız lazım. Ve aynı şekilde büyüklüğü de 67,3 metre bölü saniye çıkmaktadır. Şimdi C şıkkında ise heater'in jile göre ivmesi nedir dediğimizde bu kez zaten elimizde ivme vektörü bilgileri var. Aynı şekilde vektör olarak çıkardığımızda heater'in jile göre ivmesi bu şekilde tanımlanmaktadır. Evet, bugünkü ders konularımı bitirdim. Bu ders konularımı nereden faydalandım? Tabii ki bizim ana kaynak olarak verdiğimiz fizik 1 kitabından faydalandım. İkinci olarak Tayfun Demirtürk ve Bekir Karaoğlu hocalarımın kitaplarından ve sunumlarından faydalandım.